Şehre ilk girildiği an, bir yiğit edasıyla bağdaş kurmuş olan Bayburt Kalesi, göz kırpar yalçın kayalıklar üzerinden. Elde mendil, Şillo barıyla coşarak gelen Çoruh Nehri'ne işaretini verir heybetli yapı. Bu gelen misafirdir der. Çoruh Nehri hiç itiraz etmeden süzülür, yedin barında olduğu gibi kıvrıla kıvrıla geçer kalenin eteklerinden. Ve el sallayarak bir dahaki sefere görüşmek üzere dercesine. Çok köklü bir tarihe ve de kültür mirasına sahip bir ilimiz, memleketimizdir Bayburt. Dede Korkut hikayelerinde sözü edilen cenklerin meydanı, Bağdat kapılarına dayanan genç Osman'ın yetiştiği topraklardır. Sahip olduğu stratejik konum nedeniyle, tarihte pek çok uygarlıklara ve devletlere ev sahipliği yapmıştır Bayburt. Eski çağlardan itibaren Hititler, Urartular, Aldiler, Persler, Pontuslar ve Romalılara tanık olmuş bu kent, Emeviler, Bizans, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikler dönemi, Osmanlı Devleti zamanında ve de son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 69. vilayeti olmak ünvanıyla güzideliğini tarihsel akış içinde sürdüre gelmiştir. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Bayburt, Anadolu'nun Türklere açılan ilk kapılarındandır. Osmanlı Devleti zamanında bir dönem Erzurum, İspir, Tercan ve havalisini içine alan bölgeye Sancakbeyliği de yapmıştır aynı zamanda. Selçuklu döneminde her alanda olduğu gibi en parlak devrini yaşayan Bayburt, birçok işgal ve savaş sahnelerine de tanık olmuştur. Rusların 1918'li yıllarda Anadolu'yu işgali esnasında vatanseverliğini zirveye taşıyarak Kop Dağı savunmasını gerçekleştirmiştir. Tarihe Mareşal Fevzi Çakmak'ın deyimiyle ikinci Plevne savunması dedirten bir yiğitlik mertlik örneği kuşaktan kuşağa aktarıla gelmiştir. Bağrından birçok gönül, ilim, bilim, fikir, siyaset ve sanat adamı da çıkarmıştır Bayburt. Şair zihni, Celali Baba, Ağlar Baba ve Aşık Hicrani başlıca edebiyat ve mana değerleridirler. Konuştuğu şive ve ağızla öz Türkçe'ye en yakın olma özelliğini korumakta. Hepine selamlar, hayırlı günler. Arkadaşlar, zafaları, başka ne? Halk kültürünü yaşama ve yaşatma anlamında Bayburt insanı gereken önemi azımsanmayacak bir hızla sürdürüp devam ettirme kararlarındadır. Halk oyunları, yemekler, türküler, maniler, sohbetler, cirit oyunları yaşamın en başlıcalarını teşkil etmektedir. Çoruh Nehri'nin nazlı süzülüşünü oyunlarına yansıtan kızlarımız gibi, delikanlı gençlerimiz de kalenin dimdik duruşu gibi yiğitlik oyunlarını sergilerler bar meydanlarında. Yemeklerimizde Anadolu'muzun bereketini,
ve zerafetini görmek gayet mümkündür. Yaz sıcağında yoğurdun ekşiliğinin şekerin tatlısıyla buluştuğu kıvam, kızartılmış sac ekmeğinin tepsideki hurma dizilişine serilir ve ikram edilir. Cana dermandır hani cironumuz. Hoş ikindi üstü yenilen lord olması, tereyağının makamını ve kökeleğin sultanlığını ispat edercesindedir. Geleneksel sanatlarımızdan ihram, son yıllarda azalmasına rağmen Bayburt'la özdeşleşmiş bir kıyafet modelidir. Ünü ülke sınırlarını aşmış türkülerimiz, insanımızın duygu ve kültür birikiminin en güzel örnekleridirler. Ey gülzanı gülzanı. Doğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon, Rize ve güneyinde Erzincan illeriyle komşuluğu olan şehrimiz, Karadeniz ikliminin ve karasal iklimin geçiş noktasındadır. Başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan Bayburt, çok göç vermesine rağmen son yıllarda eğitim, turizm ve benzeri gibi sektörlerin cazibe merkezi olma yolunda ve kararlılığındadır. Yeraltı şehirleri, tarihi eserleri, doğal mağaraları, yaylaları, şelaleleri, rafting ve dal sporlarına müsait geniş bir hizmet yelpazesiyle ziyaretçilerini ağırlamakta ve uğurlamaktadır. Ahilik ahlakının bir güneş gibi ışıldadığı, asaletin insanlarında tecelli ettiği bu huzur kentimize tekrar görüşünceye dek duygulu bir şiirle Allah'a ısmarladık diyoruz. Evet, değerli Bayburtlular, Tuzla Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Tuzla'dan Anadolu'ya programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Ve yanılmıyorsam Osman Bey, bu dördüncü programımız mı? Dördüncü programımız. Ve şu anda bu salonu hınca hınç ilk defa siz Bayburtlular doldurdunuz. Onun için sizi tebrik ediyoruz efendim. Ve ekranları karşısında bizleri izleyen dostlar, Mavi Karadeniz TV ekranları aracılığıyla Tuzla'dan selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve programımızı coşkulu bir şekilde başlatıyoruz. Güzel bir VTR vardı. O VTR'de Bayburt'u izledik. Ve şimdi bu güzel ilimizin, bu şirin ilimizin güzel bir folklor oyunuyla programımıza başlayacağız. Bayburt Genç Osman Derneği'nin folklor ekibi, Sayın Bayram Aygün yönetimindeki Genç Osman Derneği folklor ekibini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Thank you.
Evet. Hani teşekkür alkışı? Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, Bayram Bey'e ve